Uzmanı Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak. Sayın Eski Ocak, gün ortasına hoş geldiniz öncelikle. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirler yeterli mi, yoksa eksiklikler var mı, neler söyleyeceksiniz? Herkese sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Alınması gereken tedbirler için sıralananlar, bu aşamada olan ülkeler için doğru sıralama, halk sağlığı önlemleri, ilaçsız önlemler diye de geçiyor bu. Elleri yıkamak, uzakta durmak, işte öksürürken yaymamak ve evde kalmak. Bu önlemler bu aşamada toplumda yaygın dolaşımın olduğu ortamlarda önerilen ve etkili olduğu bilinen önlemler. Bunlar kişilerin kendi kendilerine yapabilecekleri önlemler olduğunu söylemek istiyorum. Ancak bu önlemlerin yerine getirilişleriyle ilgili sıklık nedir? Bu ne kadar yerine getiriliyor? Bu konuda bir sorun olduğu duygusu yaygın olarak ifade ediliyor. Elimizde her ne kadar nesneli olarak, hani işte toplumun yüzde şu kadarı uyuyor ya da uymuyor şeklinde bir net bilgi yoksa da bununla ilgili çok sayıda gözlem, kimi zaman da yakınma dile getiriliyor. Ben bu konuda şunu anlatmak istiyorum. Öncelikle bu dönemde yapmamız gerekenleri neden yapmamız gerektiğine ilişkin bilgi ve bu dönemde bu zararı azaltmak için en önemli etkenin dayanışma olduğunu söyleyerek devam etmek istiyorum. Bu dönemlerde bir mikroplu hastalığa karşı alınacak klasik bilgi ya kaynağa yöneliktir ya bulaşma yoluna yöneliktir ya da sağlam kişilere yöneliktir. Şimdi kaynağa yönelik alınması gereken önlemlerden ilki hastayı tespit etmek. Yani teşhis koymak. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği, bizde de çağrı olarak söylenen yakınması olanların sağlık kuruluşlarına başvurması. Evet. Sağlık kuruluşlarının da bunlara tanı koyması. Tanı koymak demek bu hastaların hem tedavilerine gidecek süreci başlatmak hem de hastaların etrafa, çevrelerine, sevdiklerine hastalığı bulaştırmalarının önüne geçmek demek. Bu anlamda önerilen uygulama tecrit etmektir. İzolasyon diyoruz. Tecrit etmek, başkalarıyla ilişki içinde olmadan ayrı odalarda, hastanede, çoğunlukla hastanede ama dünyadaki örneklerde gördüğümüz kadarıyla kimi zaman hastane dışında da izolasyon yapılabiliyor yetmediği durumlarda. Bu tecrit etmenin olduğu dönemde aynı zamanda tedavi etmek. Yani kişinin sağlığını riske sokan, işte yaşamını tehdit eden belirtilere, bulgulara, patolojik değişikliklere karşı tedavisini üstlenmek. Peki izole ancak olan hastalar kontrolü yine takip ediliyor değil mi? Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı eylem planında sahaya verdiği talimatlarda bütün bunlar var. Halk sağlığı uzmanı öğrencilerimden, işte aile hekimi öğrencilerimden bildiğim hani kadarıyla, bunu diyeyim, tüm Türkiye'yi bilmek bu noktada mümkün değil ama buna yönelik, hem tecrite yönelik hem tedaviye yönelik, işte ikinci basamakta belirlenmiş hastanelerde ya da üçüncü basamak, ki pandemi hastanesi dendi onlara. Onlara ilişkin bir tedavi yoğun bir şekilde yürütülüyor. Bunda başarının ne kadar olduğu, yani tecrit edilsin ya da işte temaslıdır, evinde bulgusu yoktur, tedavi gerektirmiyordur, evinde
kendini izolete etsin, işte ya da karantina altında tutulsun diye söylenen, bilgilendirilen yurttaşlarımızın bu şimdi öneri diyeceğim çünkü zorunlu bir yerde tutulmuyor. Bu dileğe, öneriye ne kadar uyduklarını bilemiyoruz. Ama peki bir şey soracağım. Aksine burada size bir soru yöneltmek istiyorum. Hangi durumlarda evlerine gidip izole olması isteniyor? Şimdi bunu ben ezberden söylemek istemiyorum. Herhangi bir ateş ve öksürük yakınması olan biri alo 184'e ya da 112'ye telefon eder. Orada kendilerine yakınmaları üzerinden ne yapmaları gerektiğine dair süreç başlatılır. Hekimlere bu konuda adım adım ne yapabilecekleri, ne yapmaları gerektiğini, hangi soruları soracakları bilgisi var. Bu verildi, paylaşıldı, ellerinin altında bu şey için hazırlar. Yurttaşlarımız ateş ya da öksürükleri olursa şayet lütfen 184'ü ya da 112'yi arasınlar, kendi durumlarıyla ilgili bilgi versinler ve oradaki yönlendirmeye uysunlar. Hastaneye gelin dendiğinde gelişle ilgili süreç başlayacak ya da işte şunlar olursa şayet tekrar başvurun dendiğinde de ona ilişkin süreç başlayacak. Burada hasta-hekim uyumu son derece önemli. Yani izolasyon oldukça önemli diyorsunuz aslında. Şimdi bende çok bir belirti yok. Bu dönemde yapılabilecek en iyi şey hastalarla sağlamları ayırmak. Evet, şimdi şöyle, benim şüphelerim var, hastaneye geldim ama semptomlarım korona niteliğinde değil tam olarak. Normal bir grip enfeksiyonu da geçiriyor olabilirim. Evime gittim, izole oldum ama dinlemedim. Etrafımdaki insanlara da bulaştırabilirim bu süreçte. Bir daha geldim hastanenize, test yaptırdım, pozitif çıktı. Burası önemli değil mi? Burayı kim yönetiyor? İşte bu süreci kim yönetiyor? Şimdi bu süreci kim yönetiyor? Bu süreçle ilgili başından itibaren Sağlık Bakanlığı, hatta artık Sağlık Bakanlığı, devlet adına Sağlık Bakanlığı demek doğru. Çünkü doğrudan devletin yönetiminde bu süreç tüm kurumlarıyla. Bu şekilde çağrılar yapıyorlar. Evet. Bu çağrılarda bazen işte anlatırken söylediğim öneri ya da talimat aslında öneri düzeyinde kalmaması, bunun talimat olması, evlerinde tutmak yerine, çünkü cep telefonuyla aranıyorlar. Sabit hatlar büyük ölçüde kalktı. Kişilerin izolasyon ya da karantina altında oluşlarına ilişkin değerlendirme cep telefonu üzerinden olduğunda kişinin yanıt verdiği yerin evi olduğundan, başkalarıyla teması kestiğinden emin olamıyoruz. Ve bu bizi ciddi anlamda da kaygılandırıyor. Bu hem kendi sağlığı açısından hem toplumun geri kalan kısmının sağlığı açısından ciddi bir tehdit. Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Aile hekimleriyle görüşülüyor. Sonuçta aile hekimleri de hastalarla yüz yüze geliyor. Hepimizin aile hekimi var, danışıyoruz. Ve daha sonrasında kendileri de bizi kontrol ediyor. Bilim kurulunda hasta sağlık uzmanı yoktu ama artık var sanırım, değil mi? Yanlış bilmiyorsam bir sağlık uzmanı var sizden. Ve bir de aile hekimi olur mu acaba? Önemli bir konu aslında. Buna da değinmek istiyorum ben. Yani bilim kurulunun içinde halk sağlığı uzmanı var. İşte halk sağlığı uzmanları da alanda çalışıyorlar. Şu anda sağlık müdürlüklerinde, ilçe yönetimlerinde bulunan halk sağlığı uzmanları aktif olarak sahada çalışıyorlar. Bunun evet. Farkındayız, biliyoruz. Salgın yönetimiyle ilgili bildiklerini sonuna kadar kullanıyorlar. Aile hekimliği uzmanı birilerinin bilim kurulunda olması iyi midir? Şimdi bu tür sorunların yönetiminde katılımcı bir anlayış, toplumun temsilcilerinin de katıldığı bir yönetim anlayışı, hem şeffaflık hem onun üzerinden de güven ve uyum, tabii hepsi birlikte de
eylemin başarı şansını arttırıcıdır. Evet. Peki Türkiye'de risk hangi aşamada? Neler söylersiniz? Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün 4 kategorisi var. Şu anda 4. kategorideyiz. Sağlık Bakanı'nın birkaç gün önceki açıklamasında Türkiye'nin her tarafında artık var dediği, Dünya Sağlık Örgütü'nün toplumda yaygın virüs dolaşımı diye anılan kısma, son kısma karşılık geliyor. O zaman şöyle bir şey gerçekleşebilir mi yakın zamanda, sokağa çıkma yasağı? Yani salgını böyle yönetmek bağında. Şu anda Türkiye'nin her tarafında herkes hasta, herkes enfekte mi? Doğrusunu bilmiyoruz ama hasta sayısı işte ilan ediliyor. Biliriz ki hastaların %80'i hastalığı geçirdiğin farkında da olmayabiliyor. Öyle olunca enfekte olanların, hasta değil, enfekte olanların daha çok olduğunu da biliriz. Hı hı. Ancak bu yayma devam etmesin diye toplumsal düzenin sürmesini gerekli kılacak. Yani sağlık, adalet, güvenlik, işte belediyecilik, beslenme gibi, itfaiye gibi hizmetler dışında gereksiz diye, bugün yapılmasa da olur diye söylenen tüm hizmetlerin durdurulması ciddi bir şekilde düşünülmeli. Bu o faaliyetlerin durdurulması ve insanların sokağa çıkmamasını da içerebilir, içermek durumunda. Çünkü enfekte olduklarının farkında olmayanların dolaşması bir yana, geçimini sağlamak için dışarı çıkmak zorunda olanların enfekte olması da söz konusu olabilecek. Bu evet. Açıdan bu ciddi bir seçenek gibi görünüyor. Hı hı. Bakalım ileriki günler neler gösterecek, hangi açıklamalar yapılacak, tabii önemli bu açıklamalar. Peki sizce bu salgın daha ne kadar devam edecek? Şimdi bu ne kadar devam edeceğin iki yanıtı var. Birincisi, bu tür etkenler, biyolojik etkenlerle ilgili riskleri değerlendiren ve onlara mücadeleyi tanımlayan yönetmeliğimizde işte 4. grup diye tanımlanıyor. Etkeni bilmiyoruz. İnsanlarda yayılma ve hastalanma ve öldürme potansiyeli var ve korunmayı da tedaviyi de tam olarak bilmiyoruz ya da gerçekleştiremiyoruz diye söylenen en üst, en tehlikeli grup bu. Hı hı. Bunun ne kadar süreceğinin yanıtı bizim bundan mücadeledeki tutarlılığımız, kararlılığımız ve gücümüze bağlı. Bu dönemde hastalık ayrım gözetmiyor. Evet. Öyle olunca da herkesin dayanışma içinde olması gerekiyor. Evet. Dayanışma burada işte birbirinden uzak durmayla başlayacak. Çünkü her birimiz öbürümüzün sağlığı için tehdit olabiliriz hastalığı bulaştırarak. Onun için aradaki mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet. İkincisi de şimdi işte 14 öneri, Sağlık Bakanlığı'nın söylediği, hı hı, önerilerden biridir uzak durma, işte el yıkama, sabun. Dikkat etmeliyiz. Bunlara çok özen göstermemiz gerekiyor. Sık kullanılan, ortak kullanılan, ortak dokunulan, hı hı, cisimlerin, maddelerin dezenfeksiyonu son derece önemli. Evde bile bunun işte sabunlu suyla, çünkü sabuna hassas bir mikrop 20 saniyede, evet, ölebiliyor. Aslında yetkililerin yine kapı kollarının, evet, yetkililerin açıklamalarını söylüyorsunuz, yine tekrarlıyorsunuz hepiniz bütün uzmanlardan. Yani bunları evet, önemsemek gerekiyor. Basit ama, hı-hı, önemli. İnsanların akıllarına alışıldık bir şeydir. İşte pahalı, yüksek teknolojili, evet, işte sofistike şeyler gelir ama
Çok basit bir önlem. Temizlik, su ve sabun. Hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Bireysel izolasyonumuza dikkat edeceğiz. Bu bizim için önemli, toplum için önemli. Bundan sonraki atılacak adımlar da yine bizle ilgili gibi gözüküyor açıklamalar. Ama bir şey daha söylemek. Lütfen tüm çok yükü, kısaca çünkü yayınımızın sonuna geldik. Ben bir şey söylemek daha istiyorum. Tüm yükü insanın, bireylerin omzuna yüklemek de doğru değil. Yani ekmeğini kazanmak için dışarı çıkmak zorunda olanlara şu mesajın verilmesi gerekiyor. Evet, toplum dayanışma içinde, devlet tüm olanaklarıyla yanınızda, siz evinizde kalın, yaşamda kalın, biz sizi destekleyeceğiz. Peki. Efendim, sağlığınıza dikkat edin. Hepimiz için geçer. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Eski Ocak bizlerle birlikte oldu. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yine alınacak tedbirler önemliydi. Bunlardan bahsetti. Efendim, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Bireysel izolasyonumuza dikkat ediyoruz. Bunlar oldukça önemli konular. Her seferinde uzmanlarımızla tekrarlıyor. Gün ortasını şimdi burada noktalıyoruz. Haber 16'da saatler 16'yı gösterdiğinde ulusal kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız.